Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler. Geldik karşınıza yine bir 14. galibiyetten sonra, rekorun geldiği galibiyetten sonra geldik karşınıza. Hemen hızlı bir şekilde sohbetimizi yapacağız arkadaşlar. Kameranın arkasında Mertens var. Her ne kadar Mertens maçta oynamadıysa bile bizim Mertens her zaman sahadaki yerine alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla hızlı bir şekilde dedim. Çünkü buradan çıkıp saat 14'te, ki saat şu anda aşağı yukarı 12.40 dolayındayız. Buradan çıkacağız. Ordu Spor 1967'nin 23 Elazığ Spor'la oynayacağı bir 3. lig maçı var. Oraya gideceğiz. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Bizim Ordu Spor 1967 de Galatasaray modunda bir takım. Hatta çok enteresan bir bilgi vereyim size. Eyüp Spor'un bir futbolcusu var, Harun Özcan isimli. Bakın, 22 yaşında bu futbolcuya şimdiden dikkat edin arkadaşlar. Eyüp Spor'dan Galatasaray'a kiralık, Ordu Spor'a kiralık olarak gelmiş bu arkadaşımız. Şu anda kaç golü var Mertcan? Harun'un şu anda 12-13 golü var abi. Üçüncülükte 12-13 golü var. Son derece yetenekli bir oyuncu. Eyüp Spor deyince biliyorsunuz Galatasaray bağını, az önce Galatasaray diye hani dilim sürçmedi. Aslında Galatasaray'la ilgili cümleyi kuracaktım. Harun Özcan'ın bütün hedefi, babası da çok iyi bir Galatasaraylı olduğu için göreceksiniz bu genç kardeşimiz belki de yakın bir zamanda Ordu Spor'dan kiralık olarak geldi. Bu sene burada belki de gol kralı olarak bitirecek. Eyüp Spor'a dönecek. Belki orada oynayacak. Belki 22 yaşında genç bir kardeşimiz golcü mevkiinde oynuyor ki Galatasaray'ın yerli golcü sıkıntısı çektiği bir dönemde bu kardeşimiz Galatasaray'da da oynuyor olabilir. Ve de şunu söyleyelim arkadaşlar. Icardi'ye de çok benziyor. Hatta espri de yaptık. Icardi muhabbetleri yaptık. Bununla ilgili, bu genç kardeşimizle ilgili yaptığımız sohbet konuşan Ordu TV kanalımızda var. Oradan bakarsanız arkadaşlar, 1967 ile ilgili yapılan canlı yayına girerseniz Harun Özcan, unutmayın, çok yetenekli, çok kaliteli bir oyuncu. Bunu da böylece belirttikten sonra biz gelelim Galatasaray'ın bugünkü pozisyonuna ve de rekorların ve de arkadaşlar kuşların efendisi Zaniolo'ya gelelim. Zaniolo gerçekten hem rekorların efendisi hem kuşların efendisi. Geldiği günden beri goller atmaya bir başladı, devam ediyor. Önce bir hazırlık maçı, sonra bir hazırlık maçı ve dediler ki hazırlık maçında gol atmak ne ki? Varsa gücün, kaliten, kapasiten görelim seni lig maçında dediler. Galatasaray belki de biraz etkisiz kaldığı bir maçta Kasımpaşa önünde ikinci yarıda oyuna girdi. 57. dakikada sahneye çıktı Zaniolo. Önce topu kaptı, götürdü. Raşitsa ile paslaştı. Sonra ondan aldığı topu sol ayağının içiyle kalecinin yanında filelere gönderdi. Bu ligde Galatasaray'a rekor getiren gol oldu. Ve de Zaniolo'nun ilk golü oldu. Gördüğünüz gibi arka arkaya hem ilk resmi maçında gol attı, hem Galatasaray'a rekoru getirdi. Hani boşuna mı diyordunuz? Gerçekleri tarihi yazar, tarihi de Galatasaray yazar diye. Bundan dolayı zaten bu sloganımızla girdik sohbetimize arkadaşlar. Rekoru kırdı Galatasaray. 14'te 14 yaptı. Efendim bazıları diyor işte 13 bilmem ne maçıydı hükmen. Kardeşim oynasalardı Galatasaray ben oynamayacağım mı dedi. Hayır, malum nedenlerden dolayı maç oynanmadı. 14'te 14 oldu. İnşallah Konya maçının ardından 15'te 15, bu herhalde 20-25'e doğru mutlaka gidecektir. Umuyoruz, diliyoruz. Öyle olacak. Galatasaray, anlattık maçtan sonra Kasımpaşa önünde. Arkadaşlar bakmayın siz. Bana göre Galatasaray Kasımpaşa önünde Türkiye Ligi'nin üstünde bir futbol oynadı. Bunu kabul ediyoruz. Ama kendi standartları içerisinde, kendi kalitesi içerisinde belki biraz geride kaldı. Biz ne bekliyorduk? Galatasaray aslanlar gibi böyle çıktı be. Hiç daha göz açıp kapayıncaya kadar maç 3 olur, 5-6-7 falan böyle gider diye bekliyor herkes ama tabii sonunda sonuçta karşında da bir takım var. O takım da öyle gelip hemen kalesini açacak hali yok ya da teslim bayrağını çekecek halleri yok arkadaşlar. Ki Kasımpaşa'da ligin bakmayın iyi takımlarından biri ama sonuçta Galatasaray
Ki hani Mertens sakattı. Mertens'in yokluğunu hissettik mi? Hissettik. Galatasaray'da hissettim. Fakat bu tür maçlar bundan sonra olacak. Özellikle içeride olacak. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu Galatasaray'ı deplasmanda arkadaşlar hiç kimse durduramaz. Deplasmanlarda her takımı çok rahatlıkla yener. Çünkü deplasman takımları biraz daha açık oynuyorlar demeyelim de biraz golü düşünüyorlar. Ama böyle Kasımpaşa gibi gelip otobüsü kalenin önüne çektiğin zaman yapabileceğin hiçbir şey yok. Oradan bindiriyorsun, buradan bindiriyorsun. Bir de sert oynuyorlar. Özellikle Tırpan diye bir futbolcuları var. O nasıl sahada kırmızı kart görmeden kaldı onu anlamış değilim. Bu arada başka bir iki pozisyonlar daha var. Onları da sizlere göstereceğim. Nasıl o pozisyonlarda kırmızı kartlar çıkmadı? Örneğin şu pozisyonda nasıl kırmızı kart çıkmadı Donk'a? Arkadan yaptığı harekete bakın. Ama bu Lig TV var ya, Lig TV yine eski haline geldi. Göreceksiniz Galatasaray'ın bütün pozisyonlarını izliyor lehine olanları. Galatasaray'ın aleyhine olanları her açıdan her şekilde gösteriyor. Zaniola'ya, Donk'un Galatasaray'dan yediği ekmekler haram olsun. Kendi adıma söylüyorum. Haram olsun, burnundan fitil fitil gelsin. Şu oyuncuya şöyle top yok bu yok vermedim. Ama bunu şeyde görmedi tabii. Hakem görmez. Hakem görmedi. Peki hakem olarak VAR'a oturtulan şey niye görmedi? Hakan Ceylan Galatasaray düşmanı. Babadan, ezelden Galatasaray düşmanı olan Hakan Ceylan niye görmedi? Görmezler. Bunlar kör. Bunlar Galatasaray düşmanı. Bunlar ilk yarıyı 45 artı 2 oynatırlar arkadaşlar. Niye? Çünkü maç 0-0. 45 artı 6 7 olsa Galatasaray gol atar diye 2 dakika oynatıyorlar. İkinci yarı 90 artı 9 veriliyor. Ama bu danışıklı düş. Diyor ki ben 45 artı 9 veririm ama sen üstüne 3-4 dakika daha koy. Ve kaçta bitti arkadaşlar? 90 artı 9 bitti bilmem 13-14. Dakikalarda bitti. Peki Galatasaray o hani 9'un artına 3 dakika 4 dakika daha oynattılar ya, o aralarda kalesinde bir tehlike gördü. Orada gol olsa ne olacaktı? He? O golün faturası kime kesilecekti? MHK'nin yeni başkanına mı kesilecekti? Hayır değil. Bunlarda puşluk var. Bunlarda kalleşlik var. Bunlarda her türlü dalga dümen var arkadaşlar. Bu rezillik, rezillik. Buna birilerinin dur demesi lazım. Ama bunlar dur demeyecekler. Bunlar her türlü puştuğu mutlaka ve mutlaka yapmaya devam edecekler. Arkadaşlar şimdi bakın burada pozisyonlar var. Anlatacağımız, göstereceğimiz çok pozisyonlar var ama ben sıradan size gireyim, göstereyim. İşte Zaniola geldi ilk maçında golünü attı. Gördüğünüz üzere böyle ekranda da teknik direktörüyle mutluluk içerisinde, keyif içerisinde görüyorsunuz futbolcunun golden sonraki sevincini görüyorsunuz. Icardi ile yaşadığı sevinci görüyorsunuz, coşkuyu görüyorsunuz. Bunları tek tek gösterelim. Bu arada Icardi'nin paylaşımı var böyle güzel, inanılmaz bir paylaşım yapmışlar. Ya Galatasaray'da hava 1500 arkadaşlar. Almış başını gidiyor. Bu pozisyonu gösterdim. Bu pozisyon katlarlık, bu pozisyon hainlik arkadaşlar. Burada çok büyük coşkular var. Hızlı bir şekilde Galatasaray Kasımpaşa maçı ile ilgili gazete başlıklarına geçiyorum. Zaniola şov rekorla başladı diyor. Evet, bu arada Zaniola 17 numaralı formayı 17 yaşında hayatını kaybeden depremde Muhammed Özkan'a ve babama armağan diyor Zaniola. Bunu da buradan hemen belirtelim, paylaşalım. Paylaşmışlar zaten arkadaşlar. Devam edelim. Ne de olsa tarih yazarı diyor. İşte boşuna girmedi konu. Galatasaray arkadaşlar tarih yazmaya devam ediyor. Gördüğünüz üzere güzel görüntüler var, güzel fotoğraflar var. Gazete manşetleri ister istemez Kerem de olsa Galatasaray'la, Zaniola ile dolu. Ama bu arada vay efendim Galatasaray kötü oynadı da destekti de köstekti de. Galatasaray kötü oynamadı. Galatasaray Türkiye Ligi'nin standartları üstünde top oynadı. Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, diğer lig takımlarından çok 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 iyi oynadı. Ama biz Galatasaray'dan daha farklı şeyler beklediğimiz için biraz etkisiz kalışını bu şekilde biz iyi niyetle anlatıyoruz da öbürleri farklı anlatıyorlar. Aslan paşalar gibi arkadaşlar. Evet paşalar gibi. İtalyan işi rekor.
sallıyorlardı, geçiriyorlardı. Ne diyorlardı? Vay efendim şöyle oldu da böyle oldu da estekti de köstekti. Yemezler abi, yemezler. İşte Galatasaray böyle aldı başını gidiyor. Ne derlerse desinler. Yok sakat dediler, depresyonda dediler. Nerede kalmıştık diyor. Çok doğru. İlk maç, ilk şut, ilk gol, ilk kart. Evet, bunların hepsi Zaniolo'dan geldi ama Zaniolo'nun kart gördüğü pozisyona bir bakarsanız o hakem diye geçinen Atilla Kara olan mıdır, beyaz olan mıdır ona da sormak lazım. Bu nasıl kart diye. Sen Enkudu, tabii ki Enkudu hatırlayın Gaziantep maçında rakibine kafayı geçirdi. Ona kart vermeyen bir adam burada kart gösteriyor. Bunların hakemlikleri bu kadar işte arkadaşlar. Ha bu arada playoff istiyorlardı. Playoff ne playoff'u kardeşim? Okan Buruk da buna karşı çıkıyor. Yukarıda yorumculardan bir tanesi diyor ki 3 dakikayı anlayamadı. Hadi maç 9 dakika uzadı da 9 dakika oynanırken 3 dakikalık uzatma nereden geliyor? Ama gelir o kara olan denen hakeme sormak lazım. Bunlar yaparlar arkadaşlar. Bunlar yaparlar. Bu aslan dillere destan demişler. Gerçekten öyle. Galatasaray son derece kaliteli, etkili ve coşkulu top oynuyor ve bunun karşılığını da alıyor. Bu arada tribünleri dolduran Galatasaray taraftarlarına da gerçekten bravo demek lazım. İtinayla tarihi yazılır demişler. Doğru, tarihi itinayla yazılıyor. Alkışlar 12. adama işte biraz önce anlatmaya çalıştığım durum budur arkadaşlar. En son Galatasaray Trabzonspor'la oynamıştı. Yine 50 bine yakın taraftar vardı. Bu defa yine büyük, coşkulu, etkili, inanmış bir taraftar grubu Galatasaray'ı coşturdu. Galatasaray işte yeni gladiyatör diye adlandırdıkları Zaniolo'nun golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Rekorları parçaladı. Çok doğru. Galatasaray daha ne rekorlar parçalayacak? İşte gerçekleri tarihi yazar, tarihi de Galatasaray yazar diye ben tamamlıyorum ve devam ediyoruz. Arkadaşlar Zaniolo'nun bir görüşü var. Giydiğim forma numarası, attığım gol Muhammed Emin için. Muhammed Emin ailesi, burada kalanlar, depremde etkilenenler ve herkes için demiş. Bir de aynı zamanda babasına da bu göndermede bulunmuştu. Bugün daha çok ben konuşuyorum hızlı hızlı. Arkadaşlar çıkacağız. O yüzden Mertens'e fazla söz hakkı vermedim. Sadece sonunda bir görüşünü alacağım. Burada da gördüğünüz üzere rekorlar var. İşte kart durumları var. Görüyorsunuz. Siz bunlara bakarsınız. Ben ayrıntılara girmeyeyim. Okan Buruk Hoca'nın maçtan sonra açıklamaları var. Hani rekoru sormuşlar. Bu bana nasip oldu. Ama bu Galatasaray'ın kulüp olarak kırdığı bir rekor. Bir kenetlenme var. Bu kenetlenme sahaya yansıyor. Hedefimiz şampiyon olmak. Fenerbahçe'nin 9 puan önündeyiz. Bu farkı koruyup bunu artırmak istiyoruz diyor. Bu arada tabii ki Oliveira'nın bir paylaşımı var. Oliveira en çok ikili mücadele kazanan Oliveira, en çok sahipsiz top kazanan Oliveira, en çok koşan Oliveira, 4 hava topunun 3'ünü kazandı. %80 pas isabetiyle oynadı diyor. Yine Okan Buruk'un açıklaması var. Daha hızlı oynayabilirdik. Rakibimiz bütün maç bekledi. Dedim ya kalenin önüne otobüs çekmişlerdi. Maç boyunca girdiğimiz pozisyonlar oldu. Neredeyse hiç pozisyon vermedik. Rahat bir maç oldu. Bizim açımızdan kazandığımız için mutluyuz diyor ve devam ediyor Okan Buruk. Defansif olarak iyi işler yaptık. Ofansif olarak daha iyi olabilirdik. Daha iyi olsaydık sonuçta çok daha farklı olabilirdi. Daha yukarı çıkabilirdik diyor ve son 3 seneye baktığımızda 3 şampiyon hoca sonraki sezon görevden ayrıldı. Ben gerekli dersleri aldım. Şampiyon olursak ne yapıp yapmayacağımı daha iyi biliyorum diyor ve Muslera arkadaşlar döndü, kalesini aldı. Zamanında iyileşmiş olmak, bu atmosferi tekrar yaşamak ve hissetmek ne güzel diyor. Bu büyük ve önemli diyor. 3 puan almak muhteşem bir iş başardık. Sam ve Nicolo'yu ilk maç için tebrik ediyorum diyor. Adekupe ile Zaniolo'yu söylüyor. Bu arada lig tarihinde bir sezonda üst üste en fazla galibiyet serileri arkadaşlar 22-23 tabii şu anda Galatasaray 14. 59-60 yılında en son orada kırılmış Beşiktaş almış. Yine 99-2000 yılında 12 maçlık bir rekoru varmış Beşiktaş'ın. Ve de 2005-2006 sezonunda da Fenerbahçe'nin 12 maçlık rekoru var. 11 maçlık rekoru da Trabzonspor 2003-2004 sezonunda kırmış. Bu arada benim biraz önce söylediğim bir durumu bir kardeşimiz şöyle yapmış. Abi kimse konuşmuyor ama hakem rezalet yönetti. Galatasaraylı oyunculara karşı ön yargısı vardı. Donk'a sarı vermemek için kendini yırttı. Zaniolo'ya direkt, Nelson'a direkt sarı verdi diyor. Ki
o Donk'a kırmızı kart çıkması lazımdı. Arkadaşımız orayı görmemiş. Belki de atlamış ama belki de onları kastetti. Onu bilemem. Bu arada Icardi biraz şanssızdı ama sonuç itibariyle bu takım için vazgeçilmezlerden biri durumunda. Okan Burun'un şöyle bir açıklaması daha var. Kayseri maçı bizim için kötü maçımızdı ama Alanya maçı oynadığımız en iyi maçtı. Ali Palabıyık'ın verdiği kırmızı kart kırılma noktamızdı. O gün uğradığımız haksızlıktan sonra savaş vereceğimizi söylemiştim. Ondan sonra kazanmaya devam ettik diyor. Oyuncularımızın profesyonellikleri, insanlıkları ve karakterleri Galatasaray'a yakışır durumda. Galatasaray oyuncuları oynadıkları oyunla da Türkiye'ye, Türk futboluna zevk vermeye çalışıyorlar. Bugün ilk yarıda çok yavaştı diyor. Deplasmana gelen takımlar oyunu çok yavaşlatıyorlar. İlk yarı artı 2 ilave, benim biraz önce anlatmaya çalıştığım durum. İlk yarı artı 2 ilave süre eklendi. Niye bu kadar uzatma diye sorunca böyle karar verdiler dediler. Kararı kim veriyormuş? Kararlar Riva'dan veriliyormuş. Maç sonu artı 13 artı 14'te bitti. Bu da enteresan diyor. Maalesef arkadaşlar, bu arada yine bir açıklama var şöyle. İlk yarıda Kasımpaşa her taç atışını, kale vuruşunu 30'ar saniyede kullandı. Top oyunda kaldığı süre çok 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 azdı. Verilen uzatma 2 dakika, çok şaşırmıştım. Öndeyken de artı 9 verdiler. Hadi ikinci yarı normal. O kadar da olurdu zaten diye bir açıklama var. Icardi kendini buraya ait hissediyor diyor Okan Buruk ve devam ediyor. Mutlu olduğunu net bir şekilde görüyoruz. İnşallah şampiyon oluruz ve Icardi önümüzdeki sene de bizimle olmaya devam eder. Bunu umuyoruz, diliyoruz. İşte atılan gol ve yaşanan sevinç görüyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz bir sevinç, inanılmaz bir keyif var. Bu arada yine Icardi'nin golden sonra, Zaniola'nın golden sonraki böyle güzel bir görüntüsü var. Berkan da yandan Zaniola'yı izliyor. Yine gol sevinci var. Bu arada arkadaşlar, bizim maçtan sonra yaptığımız bir kapaktı. Bu kapağı da böylece buradan paylaşmış olalım. Okan Buruk Süper Lig'de üst üste 14 maç kazanan ilk tek teknik direktör. Icardi, Zaniola gol sevinci var. Galatasaray takımı işte rekoru kıran, tarih yazan, 14'te 14 yapan Galatasaray takımı arkadaşlar. Yine bir gol sevinci var. Yine biraz önceki durumu gördüğünüz, getirdik ekrana ve Süper Lig tarihinde üst üste en fazla maç kazanan takım durumunda Galatasaray. Bunu da görsellerle sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine kazanılan tüm maçlar var. Yine şöyle güzel bir grafik yapılmış. Güzel. Bunları paylaşmakta fayda var. Güzel görüntüler arkadaşlar bunlar. Bakalım, evet, evet, görüldüğü üzere. Bu arada Galatasaraylı oyuncular tabii büyük bir coşkuyla maç sonunda kutlama yaptılar. Bu arada golün fotoğrafları var. Şöyle ekrana getirelim arkadaşlar. Golden sonraki, daha doğrusu sevinç. Görüyorsunuz sevinci. Harika bir sevinç var. Harika bir coşku var. İşte geçen sene bir futbolcu gol atardı, o sevinirdi. Bu defa öyle değil arkadaşlar. Bu defa herkes birlikte seviniyor. Birlikte oynuyor. Birlikte coşuyorlar. Ve gördüğünüz gibi de maçtan önce de Selçuk İnan ile teknik direktör Okan Buruk ve nihayet Icardi, Zaniola'nın böyle güzel bir fotoğrafı var. Bunu da yine bir arkadaşlarmış yapmışlar. Ben de böyle paylaşmayı uygun gördüm. Burada da bizim Mertens'in yaptığı kapak var. Hemen maçtan sonra apar topar. Abi görüntüler iyi değil. Boşver, görüntüler iyi olmasın. Çok net değil ama önemli olan burada Zaniola gol attı mı attı. Zaniola sakattı. Yok depresyondaydı, oydu, buydu diyenlere güzel bir kapak oldu mu? Oldu arkadaşlar. Bütün mesele bu. Şimdi ben tabii hiç soluksuz anlatmaya çalıştım. Süremizi çünkü ekonomi kullanma adına biraz hızlı gittik. Ama burada gerçek şudur arkadaşlar. Gerçek şudur. Galatasaray hakikaten 35 gün aradan sonra Ali Sami'nin tıklım tıklım dolu dürbünler önünde hem rekor kırdı, hem 3 puanı aldı, hem de en yakın rakibinin şu anda, bakmayın siz, bir maç fazlası olduğuna, 9 puan önünde oynanmamış maç kazanılmış sayılmaz. Bakalım neler olacak, onları hep birlikte göreceğiz. Ama bir takım tipler, bir takım tallamalar hala arkadaşlar senaryoya yazmaya devam edecekler. Onlara diyecek çok fazla bir şeyimiz yok. Onlarda çünkü kafa bu arkadaşlar. O kafalarla bir yere varamazsınız.
Ne diyorlardı? Her türlü çamur atıyorlardı. Yok işte o sakat, yok o ceza şey depresyonda bilmem ne falan. Bunları söylüyorlardı ama biz bunları gülüp geçeceğiz. Burada şeyimiz bu değil arkadaşlar. Şimdi bakın burada enteresan bir durum var. Bakalım onu size tekrar hani şunu önce şunu paylaşalım arkadaşlar. Maçtan sonra Zaniolo bayrak şov yaptı arkadaşlar. Tribünden çekilmiş görüntüleri de paylaşıyoruz. İşte bayrak şovu arkadaşlar. İşte maç sonu. Alınan 3 puan, kırılan rekor, Zaniolo'nun sifra yapışı. Böyle bir güzellik var arkadaşlar. Daha neyi anlatacağız? Bu güzellikleri anlatmayıp da neyi anlatacağız? Elbette anlatacağız. Ve bir de şu tipleri bir dinleyin. Başka şey söyleyecektim ama bakın utanmadan. Ben biraz da panik görmüyorum ben. Bak bir şey söyleyeyim ben. Galatasaray Zaniolo'yu alarak çok doğru bir hareket yaptığını düşünüyorsunuz değil mi? Bence doğru. Tipe yani. Bak, tipe bak. Tipi tip. Abi Zaniolo zaten soru işareti. Hadi ya soru işareti. Haşırt oldu mu emmi? İki kez çapraz bağlandı. İki kez çapraz. Son dönemde depresyon tedavisi görmüş. Baba ortadaki ne var? Ne tedavisi diyor? Ne tedavisi? Şaşırmış diye. Tipe bak. Amigo. O yüzden Roma'nın sportif direktörü. He o yüzden. Kendi topçusu için. Sadece. La yürü gidin. He dallamalar. Dallamalar alayınıza kapak oldu mu? Bir de burada şey var. Erzurumlu spikerin maçı anlatışı var. Sesini vereceğim. Şeyini veremiyorum görüntüsünü. Dinleyelim. Zaniolo. Evet dur bakalım. Evet bunu şey yapamadık arkadaşlar. Buradan görüntüden çıkmamız lazım değil mi? Görüntüyü veremeyeceğiz. Böyle bir durum şey oluyor çünkü. Sesi. Ne için? Ya Erzurumlu spiker maçı anlatmış. He. Çok güzel. Sesi vermek için dedim ya sadece sesi verebiliriz. Çünkü görüntüyü verirsek golü şeyle beraber olmuş. O görüntüyü vermeden sesi verebiliyor muyuz? Yok. Yani veremiyoruz. Neyse arkadaşlar o da çok güzel, keyifli bir pozisyon olmuş. Neyse biz hani kafamda hep vardı acaba nasıl verebilirim diye onu veremedim ama size bir başka programda mutlaka onu da gösteririz. Arkadaşlar ben noktayı koyacağım. Bu arada işte Zaniolo'ya çamurlar atıldı, Galatasaray'a çamurlar atıldı. Her türlü abidik gubidik numaralara rağmen Galatasaray galip gelmeyi başardı arkadaşlar. Ve sonuç şu arkadaşlar, rekor kırıldı. 14'te 14 oldu. Zaniolo geldi. Diğerleri geldi. Zaniolo, diğerleri hepsi arkadaşlar aslanlar gibi yürüyecekler. Artık şunun şurasında 23. şampiyonluğa sadece 11 maç kaldı. Ver eline 11 maç sonra, ki 11 maç kazanılması gerekmiyor tabii. Bazı maçlarda da Galatasaray'ın puan kaybetme opsiyonunun olduğunu da belirtelim. Noktayı koyalım. Bundan sonraki sohbetimizde çok daha ayrıntılı, çok daha detaylı, çok daha güzel muhabbetlerimiz mutlaka olacak. Ama hani bu rekorların efendisi, kuşların efendisi Zaniolo ile biz şimdilik noktayı koyalım arkadaşlar. Yeni sohbetlerde beraber olmak üzere. Hepinize enişten sevgiler, selamlar, hoşça kalınız.